Değerli dostlar tabii kirli bir dünyada yaşadığımızı artık hepimiz biliyoruz. Bu savaşlar özellikle Gazze şeridinde yaşanılan soykırım ve o şeritte yaşanılanlara e, ulusların gösterdiği tepkiler, e, küresel finans oligarşisine hakim olan bir lobinin e, günü geldiğinde zavallı, fakir, Filistinli insanlara e, rahat rahat kendince soykırım yapma şansı bulması falan... Bunların hepsini bir arada yaşıyoruz. Eğer bunları iyi takip etmez ve sonuç itibariyle iyi analiz etmezsek başımıza büyük felaketlerin gelmesine de davetiye çıkarırız. İki yüzlü ve çifte standardı olan bir dünyada yaşadığımızı bilerek bütün politikaları geliştirmemiz lazım. Çünkü Gazze şeridinde yaşanılan bu kefazeli tam 4 ay açıkça destek veren bir batı medeniyetiyle karşılaştık. Ha şimdi 33 bin insan ölmüş 40 bin adam yok ve ondan sonra ortalığa dökülüyorlar. Şimdi bunun bir de tabii öbür tarafı var. Yani Arap rejimleri, Müslüman coğrafya, gösterilen tepkisizlikler, hele bekleyelim şu iş bitsin sonra bakarız falanlar filanlar böyle bir şey. İşte onun en önemli özelliklerinden birini söyleyeceğim şimdi size. Yani paranın girdiği yer zaten hiçbir zaman çok paranın yani para tabii ki namusunuzla kazandığınız bir, bir bardak çay içeceksiniz. Helali hoş olsun yani sonuç itibariyle ama çok paranın çok gücün biriktiği yer temiz olma ihtimali yok. Böyle Cahret Kuşner'i hatırlayacaksınız. 2016-2020 arasında Beyaz Saray'da oturan Donald Trump'ın damadı. Yahudi asıllı. Yahudi asıllı olması bir şey değil ama aileden çok zengin bir inşaat ve gayrimenkul holdinginin varisi ve başında olan bir şahıs aile, Kuşner ailesi New York e, Yahudi lobisinin en kararlı ve en güçlü Siyonist ailesi. Böyle bir aile. Zaten e, Donald Trump evanjelik e, Hristiyan Siyonist hareketin e, lideri Mike Pence'le beraber iktidara geldiği an damadını bu ailenin e, çocuğu olarak damadını kendisine Orta Doğu özel temsilcisi olarak tayin etti. Adam bildiğin uçağa atlıyordu ve Amerikan hükümeti adına görüşmeler yapmak üzere işte Riyad'a geliyordu. Filmde bize gelmez. Gelmemesi de iyiydi. Şimdi bu adam aynı zamanda Jared Kushner Birleşik Arap Emirlikleri dönemin veliat prensi bugünkü devlet başkanı Muhammed Bin Zayed ve hala Suudi Arabistan'ı tek başına yöneten ama resmi titri kartviziti, veliaht prensi olan Muhammed Bin Selman'ın da kankasıydı. Bunlar kanka. 2016 darbesinden sonra yaşanılan bütün o inişlerimiz, çıkışlarımız falan bu üçlüye bağlıdır. Caret Kuşleri tanımak lazım. O, o, onun ekibiyle İsrail adına Türkiye'ye yürüttü kuşatma harekatları zinciridir. Muhammed Bin Zayet, Muhammed Bin Selman da onun ortaklarıdır. Neyse. E, Donald Trump e, 2021'de gitti. Kavga gürültü. Ve akabinde bu şahıs Jared Kushner Miami merkezli Affinity Partners isimli bir yatırım fonu şirketi kurdu. Ve bir iki ay içinde bu şirketin mali varlığı tabi orası şeffaf bir kimlik taşıdığı için ülke olarak 3 milyar dolar. Abi 3 milyar doları kim kaybetmişti olmuş? Tabi bütün dünya ne oluyor orada diye bakmaya başladı ve sonra anlaşıldı ki bu 3 milyar doların 2 milyar doları bakın bu siyonist bir ailenin İsrail için direkt çalışan adamı Jared Kushner. 2 milyar doları Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar Emirlikleri ise 200'er milyon dolar koymuşlar. E, şirketin yatırım fonunun %99'u yabancı yatırımcılardan sadece %1'i yani diyelim ki 3 milyarsa işte 30 milyon dolar koymuş, 3 milyar doları toplamış. Nerede? Körfez'de. Körfez Emirlikleri. Krallık. Şimdi böyle bir içli dışlı halde e, Suudi Arabistan'ın veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, bir hal olması mümkün mü? Katar, bence bilinçli olarak oraya girmiş, e, teması sağlamak için nitekim Katar Başbakanı'yla Yahudi e, iş çevrelerini New York'ta buluşturmuş Caret. Bu ilişkiler düzelsin diye düzelmiş. Yani Katar hala Hamas yanlısı bir emirlik olarak görülüyor ama tabii o haliyle de Mısır'la beraber biliyorsunuz rehinelerin kurtarılması olaylarında çok önemli çalışmaları var. Şimdi doğrudan doğruya körfez parasıyla kurulmuş olan Affinity Partners İsrail'e yatırım yaptı kardeş. Nereye yapacak? Arnavut daha yapacak hali yok. İsrail'e yaptı. Şolomo, Şolomo diye bir grup. Şolomo. Bunlar birkaç ayrı alanda inşaat var, gayrimenkul var Şolomo'da. Otomotiv yedek parça üretimi var küresel. Ve İsrail'in tek tersanesi var. O tek tersanesinde de İsrail ordusuna e, füze gemileri üretiyor. Sağır dört buçuk diye füze gemileri üretiyor. Yani İsrail savunma sanayinin içinde olan Shlomo grubunu, e, grubuna yatırım yapıyor Infinity Partners ve bu para doğrudan körfez ülkelerinden geliyor. İnanılmaz. Ve e, sonra işte bu ortaya patlak verince herhalde ee, Muhammed bin Selman falan bir açıklama yapın demiş. O da çıktı dedi ki, biz oraya yapmadık, nereye yaptın? Otomotiv endüstrisini yaptık. Kardeşim o para bir defa o adamın cebine girdi mi? O para bir defa İsrail'e girdi mi? Girdi. Ondan sonra gözünün önünde büyük bir felaket yaşanıyor mu? Yaşanıyor. İşte bu bu tür ilişkiler. Hep söyledim. İsrail'e e, el sıkışırken dikkatli ol. Bu ülkenin yarın ne yapacağını bilemezsiniz. Siyasi olarak zor durumda kalırsınız. Dedik. Dedik. Şimdi bu Jarret Kushner geçtiğimiz günlerde bakın araştırırken ne demiş? Bakın. Trump'ın damadı, Siyonist. Gazze'de kötü şey işler oluyor. Bay bay bay. Ama İsrail açısından düşündüğünüzde o bölgenin kontrol altında tutulması gerekiyor. Halkın Necef çölüne yönlendirilmesi ve refahta da son e, kontrolün sağlanması önemli. Yani diyor ki Filistinlileri Necef çölüne yollayın, refaha girin, halledin. Bu açıdan baktığınızda Gazze aslında, şimdi dikkat, bir deniz kıyısı, şerit olarak gayrimenkul sektörü açısından çok kıymetli bir bölgedir. Ya adam Gazze şeridine bakıyor ve diyor ki bu harekattan sonra orası bizim gayrimenkul ve inşaat şirketlerimiz tarafından nasıl değerlendirilebilir? Ve sen bu adamı adam sayıyorsun, şirketine 2 milyar dolar veriyorsun Muhammed Bin Serman. Ya ne diyor bölge ve güçlü inşaat turizm yatırım alanı olabilir. Herifin niyeti belli. Kurmuş şirketi almış Arap'tan parayı Gazze'ye yatırıma hazırlanıyor. Daha ne anlatayım? Daha ne anlatayım? Hoşça Hoşçakalın.